Asgari ücreti verdiler, 4250 lira bir maaş. İnsanların gözünü boyadılar. Dünyaya dalga geçmeye gelmiş bir insanım. Hiçbir şey umurumda değil. Vallahi ben arabamı sattım şu an. Ülkece yalan olduk biz. Bittik, tükendik. Bitti yani. Hiç iyi bir şey düşünmüyoruz. Memleketin hali zaten ortada. Asgari ücreti verdiler, 4250 lira bir maaş. İnsanların gözünü boyadılar. Akaryakıttı, doğalgazdı. Şimdi 200, atıyorum 100 TL gelen bir elektrik faturası. Bundan sonra 200-250 TL gelecek, buna inanıyoruz yani. Vatana millete hayırlı olsun. Tabii ekonomi, eğer ülke ekonomi anlamında, üretim anlamında bağımsız değilse bu konular kaçınılmaz. Ülke ekonomi anlamında, üretim anlamında bağımsız olursa bunlar olmaz, başımıza gelmez. Ama dünya konjonktüründe akaryakıtın nereye gittiğini hepimiz biliyoruz. Öyle olunca bizim şeyle ilgisi yok, ülkemizin ekonomisiyle ilgisi yok. Bu dünya ekonomisiyle ilgili, ben öyle düşünüyorum. Tabii zor mu? Hakikaten çok zor. İnsanlar arabaya binemez hale geldi. Ama bu konuda da yapabileceğimiz bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Ama ne zaman ki biz üretimi çoğaltırsak, ne zaman ki biz ekonomik anlamda bağımsız olursak bu daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok kalabalık bir aile değilim ama hep kalabalık aileleri düşünüyorum. Ne yiyecekler, ne içecekler, ne yakacaklar. Hava şartları çok kötü. Akaryakıt. Akaryakıta çok çok zam geliyor. Akaryakıta gelince her şey otomatikman geliyor. Hiçbir şey umurumda değil ben. Önemsemiyor musun? Önemsemiyorum. Dünyaya dalga geçmeye gelmiş bir insanım. Hiçbir şey umurumda değil. Ben yaşamaya bakarım. Ülkece yalan olduk biz. Bittik, tükendik. Bitti yani. Bu kadar. Yani fazla söylenecek bir şey yok bu konu hakkında. Genel olarak her şeyde zaten zam uygulanıyor. O yüzden alıştık. Yapacak bir şey yok. Aşırı. Aşırı fazla. Bir yılda 46 defa gelmesi normal mi sizce? Ülke normal değil tabii ki. Çok anormal bir şey 46 sefer gelmesi. Bir iki sefer geliyordu, onu kabul ediyorduk. Ama bu çok anormal oldu. Bu hükümetin eksikliği mi, bizim eksikliğimiz mi, onu da bilemiyoruz. Vallahi her gün her gün zam yatıyor, kalkıyor zam. Vallahi ben arabamı sattım şu an. Yetişemiyor ki. Vatandaş hep isyanlarda. Bak Kazakistan'da ne oldu? Ama bizim millet öyle değil, yapmıyor. Burada da milletin bir tepki falan göstermesi lazım. Her gün her gün yatıyorsun kalkıyorsun zam, yatıyorsun kalkıyorsun zam. Bunun arkası kesilmiyor. Yani millet hep rezilliğin içinde. Ekmek parası bulamıyor, adam mazotu nasıl alacak? LPG'yi alamıyor, benzin alamıyor. Ağası da şuraya kadar anca gidiyor. Vallahi çok kötü, esnafın hali de çok kötü, her şey çok kötü. Ama bu şey normal değil zamların gelmesi. Hiç iyi düşünmüyorum çünkü zaten mahvolduk. Yani zamlardan dolayı, her şeyden dolayı da bayağı mağdur durumda. Ben nişanlı oğlum var, yüksek bozdurmaya çıktım. Bu kadar yani, buna bozdurmaya çıktım. Öncesinde yani çok kötü durumdayız hem de. Hiç de iyi değiliz. Allah yardımcımız olsun. Bu konuda dediğim gibi jeni olmak lazım yani insanın buna bir cevap verebilmesi için. Bir kere 46 rakamı uçuk bir rakam. Nedenlerine bakmak lazım. O nedenlerine baktıktan sonra selek yapıp temele inmek lazım. Yukarıda kalanlar, aşağıda kalanlar. Yani realist olarak bu nedir? Koca bir muamma. Yani tutup da bir tarafa yüklenmenin, bir tarafı suçlamanın veyahut da suçlamamanın temele indiğimiz zaman bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Dünya konjonktürüne bakmak lazım. Dünya konjonktüründe dünya nereye gidiyor? Biz ama her şeye rağmen şu var. Ben şunu söylerim. Uçuk bir rakam. Ne kadar sebep olursa olsun bu sebeplerin hepsini bir araya getirdiğiniz zaman 45 olsa dahi bir tane artar. O zaman bunda bir şey var demektir. Buna biraz rufailer karışır kızım. Vallahi ben yıllarca MHP'ye oy veriyordum. Tayyip Erdoğan'la birleştiği için MHP'ye de vermeyeceğim bu saatten sonra. Çünkü hayatta her şeye zam geliyor. Asgari ücreti 4250 yapıyor. Her şeye zam veriyor. Eski asgari ücret daha iyiydi bence yani. Yani normal değil yani bu durumlar. Olması gereken şeyler bunlar değil. Aslında tamam indirim yapıyorsunuz. Zamanı geldiği zaman indirim yapılıyor. Ama bunu ÖTV'ye çekiyorsunuz. Sonrasında tekrardan zam yapıldığı zaman tekrardan insanlara yansıtıyorsunuz.
ekonomi şartları, hayırlısı olsun diyoruz ya. Yani çok da iyiye gitmiyor ama bakalım ne olacak bu durum.